Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma hastalığı var. İslamcı rejimlere demokrat gözüyle bakıp Mustafa Kemal'in hazırladığı demokrasiyi diktatörlük diye sunmak pek sağlıklı bir görüş değildir. Laiklik de Türkiye'ye özgü bir sistem olarak gelişmiştir. Neden? Mustafa Kemal'i laikliğe yönelten ana neden, Kurtuluş Savaşı sırasında dinin nasıl İngiliz işgal kuvvetlerinin elinde kullanıldığını görmekten kaynaklanır. Örneğin 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Hazreti Muhammed'in torunu olduğunu ileri süren Mekke Şerifi Hüseyin, hikayet iyi bilirler, İngiliz entelejans servisinin ajanıydı. Altınlar alırdı, ondan yönetilirdi. Mustafa Kemal ve arkadaşları, silah arkadaşları bu savaşlarda dinin nasıl emperyalist güçler tarafından kullanıldığını gördü. Ve o nedenle din duyguları ve dince kutsal kavramlar üzerindeki siyasal ve ticari amaçları ortadan kaldırmak istedi. Gerçekte vicdan özgürlüğü, gerçekte demokrasi laik toplumda meydana gelir. Çünkü anti-laik toplumda dince kutsal kavramlar tıpkı Sayın Mezarcı'nın yaptığı gibi siyasal amaçlarla her gün sömürülür. Ya da burada hiç tek kelimeyle karşı çıkamadıkları Arap sermayesi, Arap kapitalizasyonları tarafından Türkiye'de kurdukları bankalar aracılığıyla, banker sistemleri aracılığıyla sürdürülür. Mali çıkarları sürdürülür. Bu bir Arap kapitalizasyonudur, bu bir sömürüdür. Mustafa Kemal de işte dinin gerçek yerine oturtulması, Allah'la kul arasında bir kutsal duygu olarak korunması amacıyla laikliği getirmiştir. İngiliz emperyalizminin ve Arap kapitülasyonunun aracı olmaması ve Mezarcı gibilerinin siyasi sömürü aracı olmaması için. Mustafa Kemal'in kabrini türbe olarak görüyoruz. O Türk ulusunun simgesidir. Kurtuluş Savaşı'nın simgesidir. Bir türbe değildir, bir tapınak değildir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın simgesidir. Emperyalizme karşı verilen savaşın simgesidir. O savaşın simgesi olduğu için Anıtkabir'e gittim. Bir de Müslümanlıkta ölüleri rahmetle ve saygıyla anmak diye bir ilke vardır. Arkadaşımız din adamı bu ilkeyi bile bilmiyor. Beyaz Saray'a kurulan sizin düşünceniz. Sayıyorsanız. Emperyalizme buna benim diyeceğim yok. Beyaz şimdi, Saray'ın Suudi Arabistan'ın doğrultusunda olan sizlersiniz. Mustafa Kemal Hasan Rıza Soyak'ın yazdığına göre biz öyle bir düzen istiyoruz ki padişah yanları da ileride parti kursunlar. Mustafa Kemal'in bu öngörüsü gerçekleşmiş. O bakımdan bir sorun yok. Not etsinler, yararlanırlar. Şimdi laikliğin göz ardı edilen bir özelliği vardır. O da dinle devlet işleri birbirinden ayrılsın. Böyle tanımlanır. Ama asıl önemlisi tarikatlar arasında da eşitlik kurmasıdır. Yani devletin Nakşibendi tarikatını ya da herhangi bir tarikatı ön plana alıp ona mali ve siyasi destek vermesi de laik düzende yasaktır. Şimdi şunu söylemek istiyorum, elini vicdanına koyarak söylesin. Mustafa Kemal'e karşı olabilir ama Mustafa Kemal olmasaydı, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmasalardı bugün Mezarcı ve arkadaşları cuma namazlarını Yunan ordusunun işgalindeki camilerde kılmak zorunda kalacaklardı. En azından böyle bir yiğit başkaldırışa saygı duymaları gerekir. Bu saygıdan da yoksunlarsa ne yapalım? Bu da demokrasinin gereğidir. Türkiye'de tarikat, ticaret, siyaset iç içe bir model oluşuyor. Bir tarafta laik ülkeyiz, laiklik ülkesi yürürlüktedir diyoruz. Bir tarafta da Suudi Arabistan kökenli İslamcı düzeni açıkça getiriyoruz.